Saate bakayım. 10:30. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Tolga. Biraz önce çadırımdan çıktım. Şu an aylardan Ocak ayı olmasına rağmen gördüğünüz gibi kısa kolluyla duruyorum. Hava inanılmaz sıcak arkadaşlar. Yani size şöyle diyeyim. Sanki Ekim ayını yaşıyor gibiyiz. Terleyerek uyandım. Çadırın içinden terleyerek çıktım. Sabah suyu yaptım. Sabah suyunda bir tane baraküda kandırdım. Su çok vasattı. Çarşaf gibi dümdüz. Herhangi bir hareket yok. Dalga boyu 0.1 metre. Ben ona bağlıyorum. Geldim. Yem götürmemiştim yanımda. Yem götürmediğim için yemle av yapmadım. Yaklaşık bir yarım saat katil pipetle işte avlandım. Onda da herhangi bir hareket yoktu. Su dümdüzdü. Hiçbir oynak, işte canlı belirtisi yoktu ya. Baraküda nasıl geldi ona bile şaşıyorum yani. Güzel bir ateş yakacağım. Mantar sote yapacağız birlikte sizle. Mantar almıştım. Termosumdan mantarlarımı getirdim. Domates vesaire mantar sote yapıp karnımı doyurup ondan sonra derin yerde yanıçla yemli avlanacağız. İşte ıskaros, karagöz, barbun ne gelirse, güzel bir şeyler gelirse onları da kızartıp yeriz. Üçüncü bölüme geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Ve yorumlarda bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka belirtin. Yorum olarak yorumlarınızı önemsiyorum. Hepsini de okuyorum. Hadi bakalım bize bol şanslar. Yine her zamanki gibi. Kuru dallarımız, kozalaklarımız sanki hazırda bizi bekliyor gibi. Birlikte yeriz, sıkıntı olmaz. Her yerde bolca mevcut olduğu için şöyle gördüğünüz gibi çamların küllerinden zorluk çekmiyorum. Mantar sote gerçekten harika oluyor. Hele ki odun ateşinde herkese tavsiye ederim. Bir tane de baraküdam var, kiloya yakın. Bugün de balıksız kalmayacağız arkadaşlar. Mantarlar iyice piştikten sonra sönecek iyice, küçülecek yani.
Evet arkadaşlar, suyunu iyice bıraktı. Harika gözüküyor. Tuz da attım. Evet arkadaşlar, mantar soteyi yiyip karnımı doyurdum. Şimdi tekrardan meraya doğru gidiyorum. Yemli atacağım. Yemli avlanacağım. İnşallah şöyle lezzetli aslan balığı, ıskaros, işte böyle karagöz güzel boyutlarda yakalar ve pişirip yeriz. Haydi bakalım, bize rast gelsin. Şu bölge birazcık derin. Şuradan dolanıp aşağı inip o derin tarafta yemli atacağım. Suya baksanıza ya. Göl gibi. En sevmediğim, en nefret ettiğim su. Birazcık çırpıntılı, böyle hareketli olsa o zaman jikte ve atçekte daha iyi verim alınıyor. Yani ben hep öyle havalarda verim aldım. Bu tarz havalarda hiç verim alamadım ya. Neyse, nasip. Hadi bakalım. Al da gel deli olan. Atar atmaz vuruyor. Evet, geliyor. Barbur mu? İri boy bir ıskaroz mu? Dev gibi bir gelincik geldi. Harbi ne kadar büyük ya, baksanıza. Tam canlı yem atılmalık ha. Sinarite Girida'ya. Bırakma atacaksın. Bunlar var ya, of. Hadi git yaşa. Barbun geldi. Kızıldeniz barbunu. Kaya barbunu şöyle. Ama ufak, bunu geri sarıyorum. Hop. Barbun mu? Of, çok güzel bir barbun geldi. Bakayım. Aslında bu da ufak boy. Bu da ufak boy arkadaşlar. Bunu da salıyorum. Geliyor. Arkadaşlar geliyor. Bu ne? Ya yine mi kaçtı diyeceğim. Yo. Şey. Of. Hadi git yaşa. Çok güzel bir şey geliyor. Çok güzel bir şey geliyor. Ney bu? Ney bu? Kaçma. Kaçma. Çok güzel bir şey geliyor. Hadi canım. Hadi canım. Şaka mısın sen ya? Abi bu nedir ya? Böyle barbun mu olur arkadaşlar? Böyle barbun mu olur ya? Böyle barbun mu olur ya? Şuna bakın ya. Abi efsane ya. Hayatımın en büyük barbunu desem abartmamış olurum. Gerçekten müthiş boy. Şuna baksanıza arkadaşlar. Barbuna bakın ya. Böyle barbun mu olur ya, maşallah. Gerçekten harika bir boy. Hava devam. Abi çok iyi ya. Hayatımın trofe barbunu. Harika. Haydi bakalım. Of, geliyor. Geliyor. Kaçma. Kaçma. Bu ne? Çok büyük bir ıskaroz ya da büyük barbun. Çok büyük bir ıskaroz galiba. Of. Of, çok güzel. Çok güzel. Düşme. Düşme, adamsın be. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Arkadaşlar baksanıza ya. Kırmızı ıskaroz yine. Of. Müthiş boy. Müthiş boy. Hemen akabinde gelen barbun. Of. Gerçekten harikalar ya. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Abi gerçekten harika. Şuradan girmiş bak. Şuradan girmiş. Yani şey olsa, çıkması var ya. Gerçekten harika boy bir pembe ıskaros. Evet. Şuna baksanıza arkadaşlar. Gerçekten çok iyi ya.
Evet, yok, alamadı. İyi vurdu ama alamadı. Geliyor. Of, o ne? O ne? İki büklüm oldu ucu. Oltanın ucu iki büklüm oldu. Kaçma. Kaçma kanka. Kaçma. Çok güzel bir karagöz. Trofe karagöz be. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Abi çok iyi ya. Şuna baksanıza. Gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Durkan. İkili takım kullanıyorum. Bir tane aşağıda hırsız. Bir de yukarıda. El yapımı özel. Baksanıza. Müthiş bir karagöz. Of. Var ya, harika. Çok güzel çeşit yaparız inşallah demiştim. Çeşit balık yakalamaya devam. Haydi bakalım. Yine karagözü aldığım noktaya attım. Hatta birazcık yükseltmiştik. Bana doğru olan bölgeden geldi. Evet, tıklattı. Haydi. Of. Geliyor. Ne geliyor bilmiyorum ama barbun gibi sanki. Kafa atışı barbun. Barbun kafası bu. Haha, yine güzel boy bir barbun. Size dedim arkadaşlar. Barbun kafası diye. Evet, güzel boy bir barbun. Gerçekten harika. Haydi bakalım, devam. Çok güzel çeşit yapıyoruz. Of, bu nedir ya? Kesin ıskaroz ha, kafa atışı. Yine bir pembe ıskaroz, yine bir pembe ıskaroz, yine bir pembe ıskaroz. Ah. Evet. En lezzetliler pembe ıskaroz arkadaşlar. Yeşillerden de lezzetli. Tecrübe sabit. Abi şuna baksana ya. Çok iyi ya. İkili takımdan verim alamayınca 4 iğneli takıma geçtim. Ve daha ilk atışta yanağın kenarına girmiş. Pembe ıskarozumuzu aldık. Evet, artık son atışları yapıyoruz yavaştan. Karnım acıkmaya başladı. Yemim de zaten kalmadı. Çoğunu da suya döktüm. Haydi bakalım. Oo, çok deli vuruş oldu da. Barbun muydu ki? Barbun vuruşu gibi. Evet, geliyor. Son şansın dedim. Barbun bu ya. Yo. Barbun gibi ama ıskaroz kafası da atıyor bir yandan. Ya da çok trofe bir barbun. Ha, ıskaroz. Yine pembe ıskaroz. Yine pembe ıskaroz. Adamsın adam. Harika oluyor bu balık arkadaşlar. Iskarozun güzelliğine bakar mısınız ya? Gerçekten muazzam. Son atış dedik. Balığı aldık. Evet. Bugünün son balığı geliyor. Oo, çok deli bastı, bu ne ya? Çok deli bir ıskaroz. Çok deli bir ıskaroz da. Yine pembe ıskaroz. Yine pembe ıskaroz. Evet. Evet, bu da çıktı zaten. Evet arkadaşlar. Çok güzel boylarda harika ıskarozlar aldım. Şöyle görüyorsunuz. Lan. Ah. Gerçekten muazzam. Kıyıda köşede bulduğum küçük yemleri iki tane taktım. Bir yem şeklinde getirdim. Gördüğünüz gibi gerçekten harika bir ıskaroz da. Evet.
Balık avının sonuna geldik. Çok güzel boylarda balıklarımız var. Tam yem balıkları şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Birazdan odun ateşinde kampın yanında pişirip yiyeceğim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, balıklarımı iyice temizledim. İskarozdan kafalarını kestim. Barbunlu, karagöz. Ateşimizin de közü olmak üzere. Birazcık ateşin üstüne yanarken bu şekilde koyacağım tavayı. Şimdi balıkları tuzlayacağım, avcarlayacağım. Ya biraz kızdıktan sonra balıkları üstüne atacağım arkadaşlar. Zaten ateş bayağı bir kuvvetli. Evet. Tutuluşunu gördünüz. Şimdi de kızarışını göreceksiniz. Harika koktu ya vallahi. Ekmeğim olmadığı için birazcık fazla tuttum arkadaşlar. Eğer ekmek falan olsaydı 4 tane tutar, diğerlerini sonra yerdim. Ya yine tutardım da sonra yerdim yani, şimdi pişirmezdim. Domatesim var. 1 tane kestim, yeterli. Allah herkese böyle bir keyif yapmayı nasip etti. Tek isteğim, tek dileğim bu. Aslında bunun burası da tam pişmemiş. Niye kaldırdım ki? Daha tazesi denizde arkadaşlar. Arkadaşlar baksanız ya, barbun, ıskaros, karagöz. Şimdi yemek için beni bekliyorlar.
Oh, şükürler olsun. Sonunda yemeye başlıyoruz. Kuyruğunu bile yerim, kuyruğunu. Vallahi arkadaşlar, canı çeken varsa gerçekten hakkını helal etsin. Böyle bir tat yok. Karagözden başladım, sıcak sıcak. Anlatılmaz yaşanır. Bakın, bir paket yanıçla neler yapabiliyoruz görüyor musunuz? Bir paket yanıçla sadece yemle. Yani diyelim ki, ola ki Atçek'te balık tutamadık arkadaşlar. Her türlü alternatifimiz var. Lokum gibi ya, dağılıyor balık resmen. Evet arkadaşlar, bu tarz serilerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda bildirin bunu. Solo Camping serisinin üçüncüsüydü. Bu lokasyondaki son bölümdü. Bir de ıskarozun tadına hemen bakıp sizler için karşılaştırma yapıyorum. Şu da gördüğünüz gibi ıskaroz arkadaşlar. Pembe. Efsane. Iskaroz efsane. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Bildirimleri açın. Bir sonraki bölümlerde, bir sonraki Tolga Çalım ile balık avı, camping, solo camping, doğa gezisi, balık meraları bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.